Bu ne abi? Maliye elçilik binası açıldı da biz mi bilmiyoruz? Abartma lan, ikisi de 2010-2011 araba işte. Boş paket zaten bunlar. Hay Allah ya Sabah ya. Kapat kapıyı, kapat. Sen ha? Evet ben. Ne için geldiğini çok iyi biliyorum. Ama avucunu yalarsın. Çünkü önce ben geldim. Çekilir misin Aslım lütfen? Aslım sen çekil. Esin Uçar siz misiniz? Evet. Yalnız önce ben girdim, gördünüz. O tablo benim olacak. Hayır, önce ben geldim, o tablo bana satılacak. Pardon, hangi tabloyu istiyorsunuz? Şümer. Gözlerim 2,5 derecede mi yok? Pardon. Siz ikiniz de bu resmi mi almak istiyorsunuz yani? Aynen. Bakın galeride daha başka resimler de var. Belki onlar da dikkatinizi çeker. Hayır. Öyle bir şey yok. İstemiyorum. Yalnız, hayır, ben bu resmin fiyatı 10.000 lira. Emin misiniz? Evet, eminim. Hiç fark etmez. Bakın bu güzel ilginiz için çok teşekkür ederim. Ama lütfen aranızda karar verin. Bu şekilde olmaz. Hayır. Asla olmaz. Bu tabloyu bu adama kaptırmam ben. İlk camı benim olacak. Bırak. Hayır şunu dedim. Hayır, bırak. Benim dedim. Beni bırakır mısın? Bırakmam. Yeter, benim artık. Yeter. Olacak. Bırakır mısın? Bırak şunu. Ver şunu bana. Hayır. Bırak, ne yapıyorsun? Dedim, ver bırak şunu bana. Yardım edin. Kavga çıktı burada. Ne kavgası lan? Ne oluyor ya? Hayır dedim. Hayır dedim. Bir dakika ya. Ne oluyor kardeşim? İnanmayacaksın ama şu an Cuma'nın tablosu için kavga ediyorlar. Çantayla vurdu bana, şikayetçiyim. Hepiniz gördünüz. Bu tabloyu almaktan vazgeçmezsen seni dava edeceğim. İstediğini yapabilirsin. Bir dakika, bir saniye. Bir sakin olun. Bir dakika. Bir dakika ya. Allah, bir verin bakayım şunu. Bırakın. Abla bırak. Cuma. Cuma ertesi. Koş la, koş koş. Ne oluyor be? Siz en güzel bir yaz oturu atın, kazanan alsın tabloyu. Olmaz. Hayır, asla. Asla. Arkadaşlar, bakın. Burası Balat. Uyandırayım. Gelin yaz oturayla çözek şu işi. Ne oluyor? Hayırdır inşallah. Ha, gel Cuma, ne gel. Ne oldu be? Niye çarpmışsınız? Gel Cuma, bak. Bu arkadaşlar senin bu şaheserin için birbirlerini yiyorlar. Ben de dedim badem yaz oturu atak, kazanan alsın. Eser de senin olduğuna göre al, sen at yaz oturayı. Tamam, ver bakalım şu parayı. Al bakalım. Boş verin be yaz oturayı. Madem hepimiz buraya toplaştık, o zaman gelin açık arttırma yapalım. Kim daha fazla verirse o alsın eserimi. Kim zenginse o kazansın be. Bana bak. Ortamız huzur sakinleştirdim, bir de sana ateşlendirme. At şu parayı. Tamam ya, tamam o zaman fix paradan yaz oturu atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ladies and gentlemen, ladies, siz söyleyin bakalım. Tura. Tura. Vallahi Tura geldi. Bu nedir ya? Hayırlı uğurlu olsun. Kutluyorum sizi. Böyle şey mi olur ya? Efendim güle güle seyredin, evinizde asın. Paketleyelim şey o arkadaşa. Al bakalım makbuzlu şey. Yapalım. Paketleyeyim mi sizin için? Al bakalım. Ay gördünüz değil mi? Cümeyi gördünüz. Al bakalım. Hadi. Nasıl? İyi oldu değil mi buraya geldiğimiz? Değişiklik oldu ya. Böyle o havadar oldu. Böyle yerler açar yani insanı. Her zaman değil ama. Bazen de daralır insan. Bırak. Karışma. Bırak. Haberim olmadan dışarı çıkmayacaksın. Tamam mı? Tamam kocacığım. Özür dilerim. Sinir etme insanı ya. Birazcık benim yerime kendini koy. Birazcık aklını çalıştır. Düşünceli ol biraz. Peki, tamam. Ve bir daha uyarmayacağım. Sen şimdi şey yapma da, ben arkadaş bir lavaboya falan kalktın da konuşurum onunla. Şimdi kadın var yanında, şey yapmayayım. Kadınlığını bileceksin. Tamam mı? Ay yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Kusura bakma. Pardon beyefendi.
Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu kadın sizin köleniz mi? Geldiğinizden beri ona höt, buna zöt. Esin. Sana ne ya? Tabii, bana ne? Zaten kadınların yaşamaya bile hakkı yok değil mi sizin için? Nefes almaya bile hakkı yok. Kadın evde otursun, siz böyle güzel gezin, tozun, o sizi beklesin değil mi? Böyle söylüyorsun ama buna evet kızılsın. Yoksa yerdin yumruğu. Hadi, hadi vur. Hadi vursana, niye vurmuyorsun? Esin ne yapıyorsun ya? Sen karışma. Tamam, dur. Lütfen bu kadını buradan alır mısınız? İşte, yoksa çok fena olacak. Manyak mıdır nedir? Manyağı. Manyağım hanımefendi. Siz neden manyak değilsiniz acaba? Tamam. Hadi Esin. Kusura bakma. Çantam... Abi doktora götürün. Tamam, kusura bakma. Balığım var benim. Balığımı yiyeceğim tamam, ya. Tamam, ben sana alacağım balık ekmeği. Kusura bakmayın. Gel. Sağ olun. Arkamdan mı ağlasın? Ben anlamadım. Niye balığımı yedirtmiyorsun? Yok, ya hayır. Şey gibi şey yapıyorsun da. Nasılsınız? İyi misiniz? Yok, gayet iyiyim. Planımız 10 numara işledi. Harika oldu. Çok teşekkürler, harikasınız. Dışarıda beklerken çok korktuk. Neredeyse dayanamayıp gelecektik. Yok canım, şekerden vazo. İnsanın canı acır mı hiç? Yok, ondan değil. Ya durumdan Şevkat'in haberi yok. Yani sağı solu belli olmaz, her an kavga çıkartabilirdi. Siz adam sinirli dediniz ama bence tam tersi. Çok sakin karşıladı. Ne? Öyle mi? Evet. Gayet rahattı. O kadar sakindi ki biz de şaşırdık. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Süper. Rica ederiz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah Allah. Ya Esin şey diyorum. Bu hani sen geçen kızlarla bana yaptır dedin ya. Ne o? Yoga. Yastıkları falan dövdüydüm. Bayağı iyi geldiydi ha. Ne yapsak, denesek mi? İstemez. Anlamıyorsun sen beni Şevkat. Ben gidip beni anlayabilecek birileriyle konuşacağım. Mokaçı, kızlar, ne haber? Uyumamışsınız daha. Biraz dertleşelim mi sizinle? Kimse beni anlamıyor. Anormalmişim gibi davranıyorlar bana. Aslında değilim, gayet normalim, bir şeyim yok. Kafam bozuk sadece bu ara. Ama sordukça da daha çok gıcık oluyorum. Size ne var ne yok? Oysen! Oysen bir gelsene sen buraya ya. Gel gel. Buyurun Esin Hanım. Sen hayırdır Oysan? Hayırdır? Sen beni müşterilerimin önünde rezil etmeye mi çalışıyorsun? Anlamadım, pardon. Senin bana garezin mi var ya? Aa, ne garezi? Ne alakası var Esin Hanım? Esin! Ben senden ne istedim? Bir sütlü kahve, değil mi? Sen bana ne getirdin? Sade kahve. Beni müşterilerimin önünde rezil ediyorsun. Yok, ne alakası var Esin Hanım? Olur mu öyle şey ya? O ne? Sanatsal bir dizilim yapıyor herhalde. Şeva, ben marketleri galiba hatırlıyorum kanki. Gol olur diyorum yani. Lan yoksa? Bak Oysan, ben bir daha bu kahveye kapıdan girmem. Girsem ancak böyle girerim. Kız dur. Aa, girdi lan. Helal be Esin abla. Esin ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin ya? Arkadaşlar ben dejavu oldum galiba. Şey olan bana bak, emekli mi oluyorsun kardeşim? Evleri besine mi bırakacağım mevzuyu?
Kardeş benim adım Yerimdar. Benim yerime sahabilen varsa buyursun gelsin. Esin ne yapıyorsun sen? Sana ne? Canım istedi camdan girdim. Sana mı soracağım? Ayrıca sen bana bunu sorabilecek son kişisin. Bin kere girdin şu camdan. Yanlışsa sen girmeseydin. Oysan bana bak. Bak bir daha sütlü kahve istediğimde sütlü kahve getireceksin bana. Viking Viking dinlemem. Bu dükkanı senin başına yıkarım ha. Çık şuradan. Vallahi bu kız beni öldürecek. Bu kız beni öldürecek. Sen de kusura bakma Hulusi'nin kardeş yani. Anlamadım. Delirdi herhalde yani. Bu aralar acayip agresif yani. Bir de yani suçunu da kabul etmiyor ha. Suçunu da hiç kabul etmiyor. Hep haklı, hep haklı. Ne yapacağız bilmiyor. Bana bakın la bir şey diyeceğim. Cuma dedi ya hani böyle cammam kırılırsa ben beleşe takacağım falan filan. Esin acaba ondan mı kırılacağım bunu? Ha, doğru. Kesin ondan kırmıştır la. Kesin ondan kırmıştır. Vallahi Esin'in de işi gücü yok onu kolluyordur. Laf. Zoruna gitti şimdi. Esin girdi ya camdan. Onun tavrı tarzı tabii bu. Bana bak şurayı toplayalım inceden. Al işte. Benim park edeceğim yerde duruyor. Ya tamam canım sen şöyle biraz kenara çekil geçsin orada. Allah Allah. Hanımefendi. Oradan bir çıkar mısınız? Ben oraya park edeceğim. Ya tamam işte ben çıkayım siz park edersiniz. Geçeyim şuradan siz sağa çekilin. Allah Allah çekmezsem ne olur? Allah Allah deli misiniz nesiniz? Çekin işte arabayı. Bana bak. Benim mahallemde bana posta mı koyuyorsun sen? İndirme beni şimdi arabadan ha. Esin ne yapıyorsun ya? Kavga mı çıkartmaya çalışıyorsun? Delirdin mi ya? Sen karışma Şevkat. Bu ikimizin arasında. İşim gücüm var. Hadi geç kaldım. Hadi ablacığım. Tamam ya siz de biraz idare ediverin işte olağanüstü bir hal var. Allah Allah niye ben idare ediyorum? O etsin. Çekilmiyorum kardeşim. Tamam ya. Ben geri alacağım. Ben geri alacağım sıkıntı yok tamam. Şevkat sen şey yapsana inip bana gel falan yapsana. Ben kesin geri gelirken çarparım şimdi. Ah tamam bak ne güzel mantıklı bir şey söyledin sonunda tamam. Haydi. Tamam, gel şimdi bak. Bana bak, geri çekiliyorum ve son sürat gaza basıp senin üstüne geliyorum. Ya çekilirsin ya da kafa kafaya çarpışırız. Hadi bakalım o zaman, sen mi ben mi? Hadi bakalım sen mi ben mi? Esin ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun? Şişt. Yapmayın. Dur, saçmalamayın ya, saçmalamayın. Ne yapıyorsunuz ya? Koca koca insanlarsınız ya. Abartamayacağım. Yalnız bir an... Ya Esin ne yapıyorsun kızım sen? Ne yapıyorsun? Aklımı başımdan aldın ya. Hadi duramasaydı, çarpsaydınız burada olacak hiçbir şey yaptınız ya. Ben duramasam bile Buse kesin dururdu. En kötü iki tekerli yanımdan geçerdi o benim. Ne oluyor ya? Tanışıyoruz herhalde. Ya. Buse benim çok eski arkadaşımdır. Ayrıca kendisi bir rally şampiyonudur. Oyun muydu yani bütün bunlar? Evet, oyundu. Bu da oyundu. Bundan önceki kavgalar da oyundu. Neden biliyor musun? Bilmiyorum. Biraz kendini dışarıdan görebil diye. Yani bana ne yaşattığını biraz anla diye. E ama kafayı yedirttin bana Esin. Böyle iş mi olur ya? Sen de bana birçok kez kafayı yedirttin Şevkat. Bunlar da mı dahil oyuna? Ya bütün Gülperi abla, kızlar falan hepsi oyunun içinde öyle mi? Evet, ben onları hiç kırar mıyım? Açlarım lan ben oyuna! Ben oyun mu olur? Şevkat! Şevkat! Aa! Gözüme sizi! Geri misin oğlum? Dursun da şuna! Şevkat! Thank you.
Günaydın. Günaydın. Ya bir şey diyeceğim. Senin tavuklar hastalanmış olabilir mi? Neden? Ben kümese gittim işte yumurta almak için kahvaltıya. Da yumurtlamamışlar hiç. Allah Allah ya. Yok ya. Benim kızlar makine gibidir biliyorsun. Sen görememişsindir onları. Ay yok artık, yumurtayı mı göremeyeceğim? Kör müyüm Şevkat ben? O zaman şey oldu demek ki. Bunlar şeye girdi. Depresyona. Depresyona girince de öyle yumurtadan kesiliyorlar. Hadi ya. Ne yapacağız? Bu durumda yapacak tek bir şey var. Tavuk dansı. Ne? Tavuk dansı mı? Evet. O ne ya? Ya hani işte bu gıt gıt gıdak yumurtam sıcak şarkısı var ya. Hı. Onu söyleyip şu işte kara kara kuru kuru ilk kahkaha dansını yapıyoruz. Bu. Ve yumurtluyorlar. Evet. Şaka da değil bu. Gayet ciddiyim ya. İyi tamam hadi gidelim, yap bakalım yumurtlayacaklar. Yok. Senin yapman lazım çünkü bu sabah ilk kez seni gördüler ya, senin yapman lazım. Ciddisin sen. Çok ciddiyim tabii. İyi, tamam. Gideyim bir deneyeyim o zaman. Yok, şimdi önce sen bir burada yap da... yani yanlış bir şey olmasın, sonra daha beter yapmayalım hayvanları. Bir ben bir göreyim önce. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Ama işte o kara kara kuru kuru kahkaha dansında. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Biraz daha canlı, biraz daha iste, inanarak yaparsan. Gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Kara kara kuru kuru kak kak kak. Ne? Kara kara kuru kuru kak kak kak. Kara kara kuru kuru kak kak kak. Ya Mesih, vallahi hiç güleceğim yok. Ya sabah sabah sen böyle güzel, hoş giyinmişsin de kahvaltıyı yapmayınca hakikaten biraz saf oluyorsun yani. Onlar ne ya? Neye benziyor? Şevkat, nereden çıktı bu yumurtalar? Ya, tamam tamam. Sen uyanmadan ben indim topladım. Bak ya, ben de sana kahvaltıda omlet yapacağım diye yumurta peşine düşüyorum sabah sabah. Ama sen hak etmiyorsun kahvaltıyı falan. Ben tek başıma yapacağım kahvaltıyı. Sen cezalısın. Ver şunu bana. Vermiyorum. Verir misin? Vermiyorum ya. Vermiyorum. Güzel oldu bu kahvaltı ya. Her gün yapalım biz bunu. Yapalım valla. Ama sırayla yapalım. Mesela yarın senin evde yapalım. Çünkü ben ilişkide eşitlikten yanayım da. Olur. Ben de ilişkide eşitlikten yanayım. O yüzden sofrayı bugün sen kaldıracaksın. Ay maalesef. Çünkü çok geç kaldım. Benim acilen çıkmam lazım dükkana. Yani bu taksi maksi dalgasına ben iyice boşladım dükkanı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın o zaman? Bırakacak mısın taksiyi? Şimdi bırakmaya gidiyorum işte. Yani artık başka bir çare bulacağız. Yapacak bir şey yok. Seni göremeyince ben kafayı yiyorum yavrum. Ben de seni çok özlüyorum. O zaman kaçtım ben. Kaç. Ama sofrayı toplamaktan kaçamazsın. İki gün üst üste sen toplayacaksın. İki gün az dedin yavrum. Üç gün olsun. Ben sofra toplamaktan kaçmam. Yeter ki her gün toplayacak bir soframız olsun. O zaman sana sakin günler diliyorum. Bak onun sözünü veremiyorum işte. Ayakkabılar. Hayat ne kadar da tesadüflerle dolu değil mi güzel bayan? Ne gibi? Ya mesela ben böyle yolda yürürken bir anda seni görüyorum. Ne bileyim, çok güzel oluyor ya. Belki de beni takip etmişsindir. Belki de sen beni yakın markaja almışsındır, ne belli? Yok ya. Telefonumu evde unutmuşum, onu almaya döndüm. Dönerken de kestirmeden gelindi. İnşallah bundan sonraki hayatındaki bütün kestirmelerin bana çıksın. Bulaşıksın. Şuranda şu ruj bulaşmış da. Yok
Bozkır abi. Bu at ağzı gene ne yaptı abi? Daha ne yapsın ya? İsmail bizi Erkan da yutturmuş ya. Ne oldu ya? Hayırdır? Cenaze mi var? Birazdan İsmail'in cenazesi kalkacak. Ya Cuma ile birlik olup bizi kandırmışlar. Erkan diye biri yokmuş. O da bu salakmış meğer. Vallahi kötü bir niyetimiz yoktu Bozkır Baba. Şartlar bizi bu noktaya getirdi. Yüzsüze bak. Hala konuşuyor utanmadan. Niye sadece bana yükleniyorsunuz be ya? Ha? Yani organizasyonu ben yapmış olabilirim. Fikir benim ama burada herkesin haberi var be ya. Vallahi haksız yargılanıyorum. Hafifletici sebeplerim var lütfen. Herkes bu konuyu biliyordu. Hepsi biliyor yani. Hepsi kompleti. Ne? Yani siz hepiniz biliyordunuz. Ve bir tanesi çıkıp gelip bana bir şey söylemedi. Siz nasıl dostlarsınız ya? Hepiniz gelip düğünde göbek attınız. Yazıklar olsun size be. Sen de bu işin içinde misin Şevkat? Ben sana inandım be. Sana güvendim ben. Delikanlıya yakışır mı Şevkat? Vallahi Bozkır abi. İstiyorsan şu elindekini vur kafama kırılsın ama... Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilemekten başka da bir şey gelmiyor elimden. Aklım almıyor gerçekten. Benim aklım almıyor. Yani siz nasıl izin verdiniz bunlara? Hadi benim kızım salak. İsmail ondan salak. Cuma'yı saymıyorum bile. Ama siz... Ya siz bu rezilliğe, kepazeliğe ortak oldunuz ya. Sahte nikah kıydınız. Hiç mi utanmadınız be? Babacığım aslında bizim İsmail'le olan nikahımız resmi. Hatta Şevkat abiyle Esin de bizim nikah şahidimiz oldular. Düğünde yarı resmi oluyor böyle. Esin? Bunu senden hiç beklemezdim Esin. Yüzümüze ayrı oynadın, arkamızdan ayrı. Zaten bütün mahalle öyle. Gülper anne, Bozkır Baba, bu durumu düzeltebilmem için ne olur bir şey isteyin benden. Vallahi bakın, öl deyin, ölüyüm. Artık yapacağınız hiçbir şey yok. Yürü Gülper'e gidelim. Gidelim Bozkır. Hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum. Anne? Ben senin annen değilim artık. Baba? Yürü Gülper'e, yürü. Sanırım baban da yok artık. Sana bakalım İsmail'e sen. Dostlar, hadi gelin birer çay içelim de ne yapacağımızı düşünelim bari. Gel, hadi gel. Adam çok ağır konuştu ya. Ama çok doğru konuştu Bahar. Bizim bu işi çok önceden çözmemiz gerekirdi. Bana da ver bakalım çay be. Çayman yok lan sana. At ağızla. Kahve yap o zaman. Mutlu musun Esin? He? Ben sana gerçeği açıklayalım. Dedikçe sen İsmail'e arka çıktın. Hadi bakalım bütün sorumluluk bende diyorum. Çık şimdi işin içinde. Ya Şevkat niye böyle yapıyorsun? Ben ne yaptıysam birbirini seven iki insanı birleştirmek için yaptım. Hayır efendim. Sen büyük bir yalana arka çıktın. Şimdi hiç bana mazeret uydurma. Madem çok seviyorlardı birbirlerini, biraz sabredeceklerdi. Yani bugün olmasa yarın elbet olacaktı bu iş. Ha, hiç mi sabredemiyorlar? O zaman anlaşırlardı, kaçarlardı birlikte. Ama dürüstlükten bir kere ödün verdi mi artık onu toparlaması zor. Şevkat, dost acı söyler. Ama Esin sadece senin dostun değil, sevgilin ve emanetin. Sonradan pişman olacağın laflar etme bence. Kardeş ben ettiğim laflardan değil, etmediğim laflardan pişmanım. Susarak ben de bu oyuna alet olmuş oldum ya. Ha bu arada bu lafım hepiniz arkadaşlar. Lan İsmail sana kaç kere demedim mi oğlum ben? Kızı kaçırsan ta iyi diye. Ha? Kur bakalım şimdi mutlu yuvanı kurabiliyor musun? Şevkat ben böyle olmasını istemedim. Kardeşim şu an nasıl mutsuzum anlatamam la. Ama oldu bitti yaşandı gitti elimden bir şey gelmez kardeşim. Sen şimdi şu kardeşine bir akıl fikir ver de ben bu olaylardan bir kurtulayım bir yoluna sokayım ya.
Yok, aklı verme işi bizde değil kardeş. Aklı burası veriyor, Esin Hanım veriyor. Buyurun Esin Hanım, verin aklı. Ya Şevkat, bir sakin ol. Burada kimse kötü niyetinden yalan söylemedi herhalde. Ama sonu kötü bitti. Ve işin en kötüsü de bunun böyle olacağı. Baştan belliydi. Nasıl bir ağız lan? O kadar da fazla ama. Neysin? Şevkat! Sen ancak böyle arkanı dönüp gidersin işte. Aynen de öyle yapıyorum zaten. Öyle yap ama ben senin gibi yapmayacağım. Ben yaptığımız hatayı telafi etmeye çalışacağım. Kalbini kırdığımız insanların gönlünü almaya çalışacağım. Sen de böyle büyüklük tasla. O doğruydu, bu doğruydu de. Ne yapmak istiyorsan öyle yapasın. Ben hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ya. Çok biliyorsun ya gönül almayı. Git kimin gönlünü alıyorsan al, ben de sana aferin diyeyim, takdir edeyim. Hadi eyvallah. İyi misin Esin abla? İyiyim canım, merak etme. Nereye? Eve dönüyorum. Burası senin evin değil mi? Şevkat, bence bizim biraz birbirimizden uzak kalmamız gerekiyor. Böyle altın üstü otururken de mümkün olmayacağı için babamlara gidiyorum. Sen bilirsin. İyi geceler. Sevgimizi en acı sözler bile söylerken tutmadık dilimizi. Dil yarası, dil yarası en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgime şefkat vermiş. Çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Tam aşkı bulduk derken nasıl da kaybettik sevgimizi. Hasret bizim
bekle. Sevmek bizi bekle. Kaybolan tek biz değiliz. Bunca yıllık emekle. Aşka doğru ilk adımlar ne ümitle doluydu. Seviyorum seni deme gönlümün tek yoluydu. Hasret bizi bekle, sevmek bizi bekle. Kaybolan... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.